Eşine en son ne zaman hediye aldın? Bu hediyeyi duyduktan sonra eşinizin aldığı hiçbir hediyeyi beğenmeyebilirsiniz. Evlendiğine hiç pişman oldun mu? Bu soruyu geçme şansınız var mı? Evde en çok kimin sözü geçer? En son sözü her zaman ben söylerim. O da tamam karıcığım. Tabii bunu genelde eşimin arkadaşları montajlayacağı için bu videoyu artık istedikleri yerlere alacaklar. Bizi harcayacaklar yani, tahmin edebiliyorum. Uhre İstanbul kanalından sorular geldi. Eşim de bana bunları yolladı. Biz de Sözler Köşkü'ndeyiz. Soruları aldık. İnşallah cevaplayacağız. Fatih Yağcı'nın fake hesabı var mı? Stalk yapar mı? Evet, fake hesabım var. Stalk çok yapmam ya. Böyle çok nadir stalk yaparım arkadaşlar. Bir tane fake hesabım var. Evde en çok kimin sözü geçer? Evde yani en son sözü her zaman ben söylerim. O da hani tamam karıcığım sözüdür desem de inanmayın. Evde en sözü ben söylüyorum. Ama hani böyle anlaşarak söylüyoruz, hani böyle bir köle gibi değil yani, anlaşarak. Benim sözüm en son söz ama eşim bana katılmıyorsa en son söz benim, ama onu ikna ederim. Yani bir şekilde ikna ederim. Tabii bunu genelde eşimin arkadaşları montajlayacağı için bu videoyu artık istedikleri yerlere alacaklar. Bizi harcayacaklar yani, tahmin edebiliyorum. Gece 2'de de olsa önüne koyulduğunda dayanamayacağım. Yapmayıp yiyeceğin yemek nedir? Herkesin sevmediği bir yemeği seviyorum ben arkadaşlar. Keşkek. Görüntüsü böyle kusmuk gibi olur. O yüzden insanlar ön yargılı onlara karşı. Ama üzerine tereyağı böyle kırmızı biberle, pul biberle kızdırıp tereyağını attıktan sonra, eğer de keşkeği yapan kişi malzemeden çalmadıysa, yani etini bol koyduysa, gece 2, 3, sabah 8, 9 fark etmez. Keşkeği çok seviyorum ama insanlar da sevmiyorlar. Evlendiğine hiç pişman oldun mu? Bu soruyu geçme şansımız var mı? Atlayabiliyoruz mu? Neyse, bu soruyu geçelim. Yok, elhamdülillah hiç pişman olmadım. Tavsiye de ederim yani. Düşünüyorum hani bir pişman olduğum. Tabii ki üzüldüğün şeyler olabilir, kızdığın şeyler olabilir. Ama ya ben niye evlendim ya? Keşke evlenmeseydim dediğim böyle bir an olmadı. İnşallah bundan sonra da hiç olmaz. Akşam yemeğinde size gelsek menüde ne yemek olur? Hiçbir şey olmaz kardeşim. Çünkü eşim Uhre'de bütün gün hizmet ediyor. Ben İslam'a hizmet ediyorum Sözler Köşkü'nde. Günümüz böyle geçiyor. Dolayısıyla hani gün içinde bir ev hanımı işte yemek yapıyor, akşam eve işte eşim gelecek, öyle bir dünya yok. Evdeysek hani işte pazar günü falan dışarıdan yiyoruz. Durumlar böyle yani. Evde gelirseniz bir şey yiyemezsiniz. Dışarıdan yemek söyleriz size. En son Google'da arattığın şey ne? Bakalım. En son arattığım şeylerden bir tanesi Zakir Naik diye bir İslami konularda konuşma yapan birisi. O da şuradan geçti. International, yani şu an 13 dilde Sözler Köşkü yayın yapmaya başladı elhamdülillah. Hani orada kullandığımız İngilizce ile ilgili bazı muhabbetler dönüyordu. Hani profesyonel bir İngilizce kullanalım diye. O konuyla alakalı ben de hani arkadaşıma şu açıklamayı yaptım. Dedim hani Zakir Naik'in bile İngilizcesi kötü olmasına rağmen tutuyor. Biz böyle devam edelim mi diye bu manada bir şey sormak istemiştim. O yüzden Zakir Naik diyelim. İngiliz dili edebiyatı mezunusun. Congratulations diyebilir misin? Evet, dedik galiba. Tabi bu kelimeyi biraz yazması zordu. Okuması fena değil. Tebrikler demek. Neden böyle bir hayatı tercih ettin? Yani 20 yaşıma kadar çok hayırlı bir hayat yaşamadım. 20'den sonra dedim ki artık kendimi bu davaya vermeliyim. İslam'ın hakim olacağı günler için çalışmalıyım, mücadele etmeliyim dedim. Neden tercih ettim? Çünkü bütün dünya, her şeyin üzerinde, sahip olmak istediğimiz her şeyin üzerinde bir damga var. Fani yazıyor, fena yazıyor. La uhibbul afilin diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Batıp gidenleri sevmem. Ben de etrafımda sahip olduğum veya sahip olmak istediğim şeylerin üzerindeki bu fanilik damgasını görünce biraz kalbim soğudu. Elimde buz parçaları var. Evet, ne kadar güzel buz kalıpları diyorsun ama bir yandan da eridiklerini görünce acı vermeye başlıyor sana. Ben dedim ki yani bunları sonsuza çevirmenin bir yolu var mı? Var. Ve o zaman kendime bunu hayat gayesi edindiğim gibi insanlara bu hakikatleri ulaştırmayı da bir hayat gayesi edinmeliyim. Yani mesela ben kanser olsam ve bir ilaç olsa, ona şifa olacak bir ilacı ben bilsem ama dünyanın üzerindeki çoğu insan bunu bilmese ve o insanlar kanser olsa, Müslüman olmaya da gerek yok, İnsan olmak yeterli. Dersin ki ya ben iyileştim elhamdülillah. Eskiden kafamı kurcalayan bu felsefi sorular veya günahların içinden sıyrılmanın yolunu, yöntemini bulduk. O zaman bu kanser ilacını insanlara ulaştıralım diye otomatikman böyle bir gaye gelişiyor insanın. Günlük hayatta en çok kullandığın 3 kelime. Herhalde kardeşlerimle birlikte olduğum için gün içinde kardeşim kelimesi ikinci olarak kullandığım kelime. Selamünaleykümdür herhalde ya. Yani çünkü biliyorsunuz sünnette girerken selamünaleyküm dendiği gibi ayrılırken de selamünaleyküm dersin. Aleykümselam diye alınır. Evet, ikinci kelime selamünaleyküm. Üçüncü kelime aleykümselam. Seni ne ağlatır ne güldürür?
Beni güldüren şey bazen böyle Instagram'da karşıma çıkan yurdumun insanıyla alakalı enteresan böyle komik şeyler çıkıyor. Onlara gülüyorum. Beni ne ağlatır? Beni kolay kolay bir şey ağlatmaz ya. Hani hayatımda kaç kere ağlamışımdır. Bir ilkokula başladığım ilk gün ağladığımı hatırlıyorum. Hani annen seni bırakır böyle gider ya. O gün bugündür ağlamıyorum demiyorum ama böyle 4-5 tane olay vardır. Beni böyle ağlatır. Alim İslam için üzülüyor musun? Bir şeyler, evet üzülüyorum. Ama tabii böyle ağlayacak seviyede değil de zamanı yayılmış bir üzülme orada söz konusu. Ama böyle anlık olarak insan kötü bir haber alır. Ne bileyim bir başına bir şey gelir. Onlar tabii insanı ağlatıyor. Ama çok ağlayan bir insan değilim. Hani böyle insanlar vardır her gün ağlarlar, yastıklarını ıslatırlar. Öyle ağlamaklı bir insan değilim. İzmir'de doğdun, büyüdün. İzmir mi, İstanbul mu? İzmir diyeceğimi zannediyorsunuz ama kesinlikle İstanbul. Neden diyeceksin? İstanbul dünyevi anlamda da, uhrevi anlamda da daha iyi olduğunu düşünüyorum bizim için. Neden? Uhrevi anlamda İstanbul daha dindar bir şehir ve dolayısıyla birlikte hareket edip beraber yol arkadaşı olacak insanlar İstanbul'da daha fazla var. Daha fazla mütedeyyin insan var. İzmir'de tabii ona göre daha az bir oran var. Dünyevi anlamda da hani İzmir'de 2-3 tane gezecek yer vardır. Ama İstanbul'da hani taksicilerin bile tamamını gezmediği bir şehir. Farklı farklı yerlere gidip farklı ufuklar açabiliyorsun kendine. Pandemiden dolayı yapamadığın ama yapmak istediğin 3 şey. Yani dünyayı gezmek istiyorum. Böyle hiç bilmediğim farklı kültürleri tanımak. Yani Allah imkan da verdiği müddetçe tabii farklı bir kültür. Bir Endonezya'ya gitmek, bir Dubai'ye gitmek, İspanya'da kayıp İslam mirasının olduğu yerlere gitmek. Herhalde onu çok yapmak isterdim. Meryem'le beraber gideceğiz. Belki eşimi de götürürüz bilmiyorum. Daha ona tam karar vermedik Meryem'le. Eşine en son ne zaman hediye aldın? Yanlış hatırlamıyorsam en son bir çiçek almıştım. Aldım çiçeği getirdim, verdim eşime. Dedi ki kötü bir şey mi yaptın sen dedi. Dedim yok ya. Hani bir kabahatim var, bir kusurum var da onu affettirmek için bir gül getirirsin ya. Dedim yok dedim. Yani içimden geldi dedim. Ama daha önce almış olduğum çok kral bir hediye vardı. Yani onu burada anlatayım. Yayın izleyen arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Bu hediyeyi duyduktan sonra eşinizin aldığı hiçbir hediyeyi beğenmeyebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Öyle bir hediye aldım. Ne yaptım? Eşimin doğum gününde ona 22 adet hediye aldım. Ve üzerinde de şu manada bir şey yazdım. Evlenmeye yakın tanıştık. Ömrünün büyük bir kısmını ben olmadan geçirdin. Ben de ben olmadığım yıllardaki her doğum günün için ayrı bir hediye aldım. Yani birinci yaş günün, ikinci yaş günün gibi. Böyle bebeklikle ilgili hediyeler işte biberon tarzında, işte emzik tarzında böyle çocuklukla biraz daha büyüdüğü zaman işte ona göre defterler gibi. Yaşı 18-19 olduğu zaman ona göre hediyeler gibi. Şöyle de düşündüm. Ya ileride yarın öbür gün çocuğumuz olursa hani dedim bunu orada da kullanırız dedim. Şimdi eşine almışsın biberon ne yapacak onu o değil mi? Böyle hani bir taşla iki kuş gibi bir mantık yapmıştım. Ha bunun üzerine bir hediye varsa da arkadaşlar yoruma yazsınlar. Ama ben zannetmiyorum yani. Çok kral değil mi ya? Ben de hakikaten. Evinizde en komik kişi kimdir? Herhalde Meryem'dir. Yani Meryem de komik olduğundan değil de onun yaptığı şeyler bize komik geldiği için. Seni sevmeyenlere, hakaret edenlere tek bir cümle söyleme hakkım var. Ne derdin? Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Onu söylerdim. Diyor ki, karşımda bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Ben o yangını söndürmek için koşarken biri beni kösteklemek istemiş. Bu koca yangın karşısında bu olayın ne önemi var, ne ehemmiyeti var? Dar görüşler, dar düşünceler. Bunu söylemek isterdim. Yani benim karşımda bir söndürmek istediğim bir yangın var. Dünya yanıyor. Ümmet coğrafyası yanıyor. Almış ateizm başına gidiyor. Deizm bir taraftan geliyor. Namaz kılanların oranı düşük. Tesettür oranı düşük. Gayrimeşru arttıkça artıyor. Her gün günahlar böyle. Her gün yeni bir yangın çıkıyor. Bütün dünya yanıyor alevler içinde. Ufak tefek şeylere takılmamak lazım ya. Sen niye böyle dedin? Sen niye şöyle yaptın? Vay efendim sen şöyle misin? Sen ya yangın var görmüyor musun? Niye çelme çakıyorsun ya? Yani ben de böyle bir ruh halindeyim. En problemli insanlar tabii işsiz insanlar, işi gücü olmayan insanlar. İşte savaşta olan ama savaşta olduğunu unutan insanlar. Mermiler havada uçuyor. İşte o ne bileyim millete gidiyor, dalaşıyor. Ya bırakın bu işleri ya. Dava adamı lazım. Koşturmamız lazım. Görünmez olsaydınız ilk ne yapardınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine böyle başımı dayayıp şöyle bir dua etmek isterdim. Cenab-ı Hakk'ın onun bana şefaatçi olması konusunda Allah'a dua ederdim. Yani orada kabrinin böyle dibinde olmayı çok isterdim. Çünkü arada çok mesafeler, perdeler koyuyorlar biliyorsunuz. Ev işlerinde eşine yardım ediyor musun? Bu soruyu da mı geçsek? Ediyorum ama çok değil ya, çok değil. Hani böyle artık eşim gerçekten böyle sabır sınırlarının böyle en sonuna gelmiş. Orada devreye giriyorum. Ama onun dışında genelde devreye girmiyorum. Girsem iyi olur mu? Tabii ki iyi olur. Ama girmiyorum işte. Ne yapayım? Ben de böyle bir insanım.
Hayatın boyunca aldığın en büyük risk neydi? Tabii ki evlenmek. Yani bundan daha büyük bir risk olabilir mi? 20 yaşındaki Meryem'e seslensen ne dersin? 20 yaşındaki Meryem'e derdim ki, Meryem, dünya aldatıcı, hileli bir dünya. Yüzüne güler ama seni terk eder. Hepimiz toprağın altında olacağız 100 sene sonra. Hani bir çiçeğin, bir tohumun toprağın altına girip çürüyüp yeni bir hayatı sümbül verip çok güzel bir çiçeğe dönüşmesi gibi. Eğer biz de toprağın altına girdiğimiz zaman oradan sümbüllenip yepyeni bir hayata çıkmanın formülü varsa, ki var, bu insanın en büyük amacı olmalı. Ne istiyorsan dünyevi ve uhrevi anlamda insanın emelleri ve arzuları bu dünyaya sığmıyor. Ama eğer toprağın altına girip yeni hayatı sümbül veren bir çiçek gibi Allah'a salih amellerle yaklaşırsan toprağın altından yepyeni muhteşem bir hayata girip, Risale-i Nur'da anlatılıyor bu. Yani dünyaya gelip gezebileceğimiz bir mekan olacak. Biz de yapmadığımız, ertelediğimiz, bitiremediğimiz, değiştiremediğimiz ne varsa bütün onlara sahip olacağımız bir alem var. Ne yaparsan yap, onu kaçırma derdim. Bu hayatta zevk alarak yaptığın 3 şey. Ya şimdi helal dairesi sınırlarında olduğumuz için genelde yeme içme ile alakalı şeyler. Güzel, lezzetli bir yemek en çok lezzet aldığım şeylerden bir tanesidir. Yani dünyevi anlamda bu soru soruluyorsa, eğer uhrevi anlamda soruluyorsa, davayı Kur'aniye'de koşturmak, bir şeyleri başarmak. Beni şu an manevi olarak en çok motive eden, zevk, keyif aldığım şey bu. Evet, yani eşimi tanıyor muyum soruları. Çok, bu arada başlamadan söyleyeyim, yani 15 senedir evli değiliz, yani daha birkaç senedir evliyiz. Bazı sorulara doğru cevap veremeyebilirim. Hamburger herhalde. Hamburgeri çok sever. Meryem. Orkide diyelim. İzmir'den İstanbul'a diye hatırlıyorum. Fareden çok korkuyor. Yani bir kere şöyle kapıyı açtık. İçeri bir fare girdi de sandalyenin üstüne falan çıktı. Böyle bir kıyamet koptu yani evin içinde. Hayvan da buzdolabının arkasında bir yere girmiş, çıkartamadık. O çok korkuyordu yani. Evet, Uhre İstanbul için çektiğimiz videomuz bitti. İnşallah istifade edeceğiniz birkaç nokta olmuştur diye düşünüyorum. Uhre İstanbul'un YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerekmeyeyim. Uhre İstanbul'un YouTube kanalına da arkadaşlar abone olalım. Aboneleri çoğalsın. Yüz binlerce, milyonlarca insan inşallah Uhre İstanbul kanalımızda ulaşsın. Allah'a emanet olun.